Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli kardeşlerim. Müslümanlığımızın iki ana boyutu var. Birincisi Allah'a karşı olan sorumluluklarımız. İkincisi de Allah'ın yarattıklarına karşı olan sorumluluklarımız. Allah'a karşı olan görevlerimizde direk Rabbimizle muhatabız. Yani namaz kılıyoruz Allah için. Arada başka kimse yok. Oruç tutuyoruz Allah için. Arada başka kimse yok. Hac ediyoruz. Zekat veriyoruz. Bunların hepsi Allah'ın hakkı. Kur'an okuyoruz. Doğrudan Rabbimizle iletişim halindeyiz zikir yapıyoruz. Allahu ekber, subhanallah, elhamdülillah diyoruz. Direkt Rabbimizle irtibatlıyız. Hiç kimse yok arada. Bir kişi olursa zaten o ibadet olmuyor. Başkası için yapılmış oluyor. Bu kulluğumuzun birinci boyutu direkt Rabbimizle irtibat halindeyiz. Bir de kulluğumuzun insanlara yönelik Allah'ın yarattıklarına yönelik boyutu var. Yani Allah emrediyor, ikinci bir insana karşı sorumlu oluyoruz. Bizim dışımızda ve Allah'ın dışında olan annemiz, babamız, akrabalarımız, komşularımız, garipler, yetimler, fakirler, yolda kalmışlar Hatta hayvanlar, hatta bitkiler, doğa, dağ, taş, ova hepsi Allah'ın yarattıkları değil mi? Canlı ya da cansız. Bunlara karşı da sorumluluğumuz var. İşte bir de yaratılmışların içerisinde sorumlu olduğumuz bu insanlara karşı davranışlarımıza Ahlak diyoruz. Burada elbette canlılar ile cansız varlıklar arasında da bir kategori farkı var. Canlılar öncelikli. Canlıya olan ahlakımız, cansız olan dağ, taş, deniz gibi Allah'ın yarattığı mahlukata karşı görevlerimiz gibi aynı olmuyor. Yani elbette denizleri de kirletmeyeceğiz. Ama insanların gönlünü kirletmemek, kırmamak çok daha değerli. İnsanlar hayvanlardan önce şüphesiz. Hayvanlar da canlı ama önce insan. Ve kardeşlerim, bütün bu Allah'ın yarattıkları içerisinde en çok ahlak göstermemiz gereken, en iyi davranmamız gereken iki kişi annemiz ve babamızdır. Yani bizim kulluğumuzun bir Allah'a yönelik tarafı var, bir de Allah'ın yarattıkları ile ilgili bölümü var dedik ya. Rabbimizin hakkını yerine getirdikten sonra en çok ilgilenmemiz gereken üzerimizde en çok hakkı olan iki kişi bizim yaratılmamıza sebep olan annemiz ve babamızdır. Değerli kardeşlerim. Ne yapıp edip Müslümanlığımızı annemiz ve babamız üzerinde de göstermeliyiz. Ne demek bu? Annemizin, babamızın namaz kılması. Allah'a çok daha yakın kullar olması için çalışmak mı? Evet, bu da bir boyut. Ama ondan önce diyelim ki annemiz, babamız İman eden biri değil. Ya da iman ettiği halde kötü alışkanlıkları var. Namaz kılmıyor, kumar oynuyor, ağzı bozuk diyelim. Böyle bile olsa, böyle bile olsa allah Teala onlarla iyi geçinmemiz gerektiğini, onlara hep iyilik yapmamız gerektiğini emrediyor. Namazı emreden Rabbimiz, insanlara iyilik yapın diye Kur'an'ında bize ayet indiren Allah'ımız annenize babanıza iyi davranacaksınız nokta buyuruyor. Yani biz onlar kötü bile olsa onlar bize karşı zalimlik bile yapsa mazlum olan taraf olsak bile ne olursa olsun biz onlara karşı ahlakımızı bozmayacağız. Evet, onlarla beraber oturup kötü kötü konuşacak, pis sahneleri izleyecek halimiz yok. Onlar sigara içiyor diye biz de onlarla sigara içecek halde değiliz şüphesiz. Ama onların hallerini, hatlı hatırlarını sorarız. Hastalıklarında kesinlikle yanlarında oluruz. Zor durumda kaldıklarında maddi bir ihtiyaç içinde olduklarında yardım ederiz. Sigaraya para vereceklerse şüphesiz yardım etmeyiz. Alkole para vereceklerse, gidip o parayı kumarda bitireceklerse elbette ki destek olmayız bunları bilirsek. Ama onlar bizim annemiz babamız. Allahü Teala onları azarlamayın buyuruyor. Onlara iyi konuşun buyuruyor. Hatta onlara Allah'ım onlara rahmet et. Allah'ım onları düzelt. Allah'ım onları bağışla diye dua etmemizi emrediyor. Evet onlar bize kötü davranıyor olabilir. Bazı anneler, bazı babalar çocuklarının kıymetini bilmiyor olabilir. Ama biz sırf Allah emrettiği için, bizim yaratılmamıza sebep oldukları için, Allah onları bizim anne ve babamız olarak takdir ettiği için biz onlara iyi davranmak zorundayız. Onlar hak etmeseler bile Allahü Teala'nın emri böyle sevgili kardeşlerim. Evet bu zor, bizi çileden çıkaracak boyutları da olan bir iş. Ama dedik ya Müslümanlık iki boyutlu. Allah'ın emirlerini, namazımızı, orucumuzu yerine getirdiğimiz gibi Allah bize iyilik yapın diyor. Ve bu iyiliği önce annenize, babanıza yapın diyor. Bunu da o zaman yetimlere, gariplere, fakirlere iyilik 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 diye koşturduğumuz gibi annemize babamıza da iyi olmak zorundayız. Eğer biz kendi içimizde anne babamızı ahlakımızla donatamazsak, onların karşısında en güzel Müslüman kul olmayı beceremezsek, mahşer gününde hele bir de onlara zulmedersek mahşer gününde evet, yetimlere, fakirlere Zor durumda muhtaçta muhtaç olan insanlara yaptığımız iyilikler bize çok sevap getirir ama buradan öyle bir kayıp olabilir ki burada yaptığımız iyilikler bile annemize babamıza yapmadığımız iyiliklerin üstünü örtemez. Rabbimden bizlere anne babamıza iyi davranma konusunda kolaylıklar lütfetmesini niyaz ediyorum. والحمد لله رب العالمين